Paramparça Aşklar, Guguk Kuşu, Adını Feriha Koydum, Kırgın Çiçekler gibi projelerde yer alan oyuncu, dublaj sanatçısı ve senaryo yazarı Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur 17 Ekim 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Fera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğu olan oyuncu, baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümlü Uğur'un, 2. Abdülhamid'in başma beyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye Güzeli ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece'nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin, aynı şekilde Neveser Kökteş'in, ünlü aktris Melek Kobra'nın, Galatasaray'ın eski başkanlarından Turgan Ece'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşit Ahmet Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin üyesidir. Anne tarafından da, Osmanlı Sarayı'nda 2. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hediç Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar'lı, The Tin Drum, filminin başrol oyuncusu David Benlant, Anne Benlant, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Haynes Benlant'in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın önce bale, ardından tiyatro bölümünü bitiren Uğur, 1995 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter ile başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başladı. 1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal ile başrolü paylaştı. Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer aldı. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile umut veren yeni kadın oyuncu ödülünü aldı. Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014'te başrolünü Engin Alkan'la paylaştı. Huysuz müzikali ile, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri'nde aday gösterildi. 2015'te Oktay Kaynarca ile başrolünü paylaştığı, Guguk Kuşu oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dorman gibi ustalar tarafından ayakta alkışlandı. 2001 yılında ekranlara gelen Benimle Evlenir Misin adlı dizinin hem senaristliğini hem başrolünü üstlendi. Oyuncu, 2005 yılında Yağmur Zamanı, 2007 yılında Ertelenmiş Hayatlar, 2008 yılında Paramparça Aşklar projelerinde yer aldı. 2012 yılında o döneme damga vuran dizi Adını Feriha Koydum'da Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy gibi isimlerle birlikte yer aldı. Bu Son Olsun, Gulyabani, Detay gibi sinema filmlerinde de yer alan isim, 2015 yılında Kara Kutu ve Aşk Zamanı, 2017 yılında Kırgın Çiçekler ve Bir Deli Sevda, 2018 yılında İnsanlık Suçu ve son olarak 2019-2020 yıllarında Zolim İstanbul adlı dizilerde farklı karakterlere can verdi. Oyuncu, Huysuz Müzikali, Frankenstein gibi tiyatro oyunlarında da rol aldı. Deniz Uğur 1996 yılında meslektaşı İsmail Hakkı Sunat ile evlendi. Çiftin, Engin Deniz ismini verdikleri bir çocukları oldu. Sunat, 3 Temmuz 2004 tarihinde, komşuları Profesör Doktor İhsan Özge'nin evinin önünde yüksek sesle müzik dinleyen gençlerle tartışmış, ardından da kuru sıkı silahını çekmişti. Bunun ardından evine koşan Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi İhsan Fuat Özgen evden aldığı silahla geri dönmüş ve bütün mermileri üzerine boşaltarak İsmail Hakkı Sunat'ı öldürmüştü. 2007-2009 yılları arasında Reha Muhtar ile 3 yıl birlikte yaşayan Deniz Uğur'un bu beraberlikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz isminde ikiz bebekleri dünyaya geldi. Başarılı isim, son olarak Bir Deli Sevda projesinde kocası rolünde oynayan Erdinç Gülener ile evlendi. İşte Deniz Uğur'un Instagram paylaşımları.